Herkese merhaba. Netflix'in son dönemlere damgasını vuran Baby Reindeer dizisi aslında pek çok farklı psikolojik sorunu bir arada anlatan ilginç bir yapım. Gerçek olaylardan uyarlanması ise diziyi daha da ilginç hale getiren şüphesiz en önemli kısmı. Çünkü diziye konu olmuş olayların birçok önemli parçası zaten gerçek yaşamında bir yerde yansıması diyebiliriz. İnsanoğlunun ilgiye olan açlığı ve bununla birlikte gelen bağımlılık duygusunun hikayedeki yeri bir adım öne çıkıyor. Diğer bir ifadeyle Stockholm sendromu ana karakter üzerinden yeterli biçimde aktarılmış. Yani tutsak edilen bir kişinin rehin alan kişiye karşı bir sebepten dolayı duygusal olarak bağlandığı hikayesini izleyebiliyoruz. Günümüzde birçok insan psikolojik sorunu her ne kadar bu dizide yaşanan noktaya gelmese bile ilgi ve alakaya olan aşırı ihtiyacı nedeniyle önemli problemler yaşayabiliyor. Özellikle sosyal medyada güçlü bir kitle yakalayan bazı insanlar ilgi biraz olsun azaldığında ne yazık ki bunalıma girebiliyor ya da saçma sapan paylaşımlar yaparak öfkesi yüzünden birilerine saldırabiliyor. Tabii bu sadece popüler olmakla ve sosyal medyanın etki yaratmasıyla sınırlı kalmıyor. Bireysel hayatında güzel sözler duymaya alışmış ve bunu hayatının merkezine koymuş birçok kişi zamanla bu durumun ciddi bağımlısı olabiliyor. İşte Baby Reindeer dizisi de bu konuyu merkezine alarak gerçek bir olayı dizi şeklinde karşımıza çıkarıyor. Hikaye Richard Gere isimli İskoçyalı bir komedyenin başından geçen dramatik olayları konu alıyor. Aynı zamanda dizide başrol olarak da Danny Dunn isimli kurgusal karakter üzerinden zaten kendisini görüyoruz. Yani komedyenin gerçek hayatında yaşamış olduğu bu zorlu sürece onun gözünden şahit olabiliyoruz ki, bunu bilerek izlerseniz hikayenin dramatik yönünü daha güçlü biçimde hissetmeniz olası. Düşünsenize dizide yaşanan onca etkileyici, ilginç ve insanı geren olayları izlerken buna aynı zamanda tüm bu sorunları yaşamış gerçek kişinin gözünden şahit oluyorsunuz. Danny çalıştığı bara giriş yapan Martha isimli bir kadının üzgün ve parasız haline acıyıp ona bir çay ikram eder. Ama bu iyiliği yaptığı andan itibaren artık hayatını altüst edecek saplantılı birinin göz hapsinde bulur kendini. Normalin çok ötesine geçen ilgi ve alaka, aşırı sahiplenme duygusu, zaman içinde maillerle yaşanan tacizler ve sosyal hayatı yok edecek noktaya getiren müdahaleler. Ama tam burada bir parantez açmak gerekir. Çünkü bütün suçu Martha'ya atmak ve Danny karakterinin bütünüyle mağdur olduğunu söylemek işin kolay tarafı. Öyle ki giderek daha da ciddi bir kaosa dönüşen bu durum, Danny'nin kendi seçimleriyle büyüyen bir sorundu aynı zamanda. Zaten işin sinir bozucu tarafı da burasıydı. Zira Danny ilk başlarda bu işe bir son verme şansını her zaman elinde tutsa bile, bir şekilde olayları aşırı dramatik hale getiren karakteri nedeniyle keskin kararlar verememişti. Mesela Martha ile net olarak konuşmak, erken vakitte polise ihbar etmek ya da yakın olduğu insanlardan destek almak. Bunları yapamayınca da ana karakterimizin zamanla asıl problemi olarak ele almamız gereken ikinci sorunu ortaya çıktı. Hayatındaki her şey ona kendisini başarısız, zavallı ve aciz gösterirken, Martha'nın onu yücelten ve güçlü hissettiren sözleri ve davranışları onu bu saplantılı kadına bağımlı hale getirmişti. İşte bu noktada Stockholm sendromu kendisini ciddi manada göstermeye başlamıştı. Zaten dizide dikkat ettiyseniz Danny'nin ilişki yaşadığı ve hayatından geçen iki kişi var ve ikisi de psikiyatri dalında eğitim almış. Ve bu iki kişinin Danny hakkında dile getirdiği sözler aslında onun nasıl biri olduğu konusunda ve davranış yapısı hakkında bize net olarak bilgi veriyor. Yine ben suçluyum. Evet, seni suçluyorum. Dramayı çok seviyorsun. Hayatını durağanlıktan uzaklaştıracak her şeyi seviyorsun. Vay. Bence çok hoşuna gidiyor. Çünkü bence hayatındaki varlığı seni tamamlıyor. Seni olmaya çabaladığın insan gibi görmesi iyi geliyor. O bastırdığın bütün çirkin yönlerinin tek bir insanda vücut bulmuş hali. İşte bu sebeplerden dolayı Danny polise gittiği zaman bile Martha'nın yaptığı birçok kötü olayı söylemiyor. Çünkü Martha'yı ihbar ettiğinde yapması gerekeni gerçekleştirdiği için bir yandan suçluluk duygusundan kurtulurken, diğer yandan ise içten içe onu kaybetme korkusuyla gerçekleri tam olarak söylemiyordu. Günümüzde kadın ya da erkek fark etmeden bu şekilde birliktelik yaşayan birçok insan var. Kötü yanlarından dolayı kendisine zarar verdiğini düşünse bile güzel sözler duymaktan, onun yanında kendi gibi hissettiğini düşünmekten ve bu duruma bağımlı hale gelmekten dolayı dönemin popüler sözüyle diyebilirim ki toksik bir ilişki yaşayan insanlar oldukça fazla. İşte Danny de böyle bir bataklığın içine düşüyor. Tabii bunun temel sebeplerinden biri ise geçmişte başına gelmiş oldukça dramatik ve kötü olayların yaşanmasıdır.
O yüzden Dani özgüveni dibe vurmuş, güzel sözler duymaya ve kendi gibi hissetmeye hasret kalmış biridir. Hayali bir komedyen olmak olsa bile bu konuda başarısızlığa mahkum olmuş, geçmişinde ciddi mağduriyetler yaşamış ve özgüveni dibe vurmuş birinin kontrolü kaybetmesi de bir yerde normal. Tüm bunlar birleşince insan içine düştüğü böyle bir bataklıktan kurtulma konusunda çıkış yolunu kolay bulamaz. Adeta bir döngünün içine düşer. Çaresizlik zaman içerisinde kendisini bağımlılığa dönüştürür. İşte Baby Reindeer tüm bu olayları dramatik yönden iyi biçimde aktaran, sıkmayan temposuyla keyifli bir seyir oluşturan iyi bir yapım olmuş. Ayrıca dizide sadece dramatik bir hikaye izlemiyorsunuz. Aynı zamanda ana karakterlerimiz olan Dani ve Marta'nın davranışları sebebiyle hem sinirlenip hem de bir yerde komik didişmelerine şahitlik edebiliyorsunuz. Tabii zaten gerçek olaylardan uyarlanması, ana karakterimizin yaşamış olduğu şok edici dramatik unsurlar ve kendi kişiliği de işin içine girince dizi kendini seyrettirmeyi başarıyor. Mini bir seri olduğundan bir oturuşta bitirebileceğiniz güzel dizilerden biri. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.